Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber arkadaşlar dinleyelim. Öncelikle yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. E, nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık soruluyor arkadaşlar. Aşağıda bırakmış olduğum bir tane link var. Bu linki tıkladığınızda WhatsApp'tan konuşma penceresi açılıyor. 0533 031 0132 telefon numarasından arkadaşlar bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Buket Hanım nerede kaldı tarot açılımlarınız diye bana sitem ediyorsunuz. Buket tarot kanalından arkadaşlar devam ediyorum. Yüklememe bilginiz olsun. Film canımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği tüm güzellikler gerçek olsun niyetleriyle kapatıyorum. Tabii ki de yüreğimiz kanıyordur, gönlümüzde yaralar vardır. Hangimizin yüreği daha kanar onu bilemeyiz. Yok bir ölçeri. Siz gönlünüzden güzellikler geçirin. Bu bugünkü açılımımızda bize güzel bir rehberlik etsin inşallah diyorum. Şimdi sizlere de göstereceğim neyse halimiz o çıksın falımızda dedim. Oy direkt göz. Böyle gözler de beni ne kadar çok Esnetir içime sıkıntı sokar, sizleri de yaşatır. Bu arada, şöyle mi yapsam? Görüyorsunuz, değil mi? Şurada sivrilmiş gözünüzü. Ay, bakın ama fincanınız çok temiz. Bu arada fanınız açık. Şimdi şurada bir sivrilmiş göz var zaten. Hani şöyle baktığım zaman ben onu çok sivri bir şekilde görüyorum. Bakın size de görüyorsunuzdur şu an çok net. Evet. Şimdi o göz iyi değil ya. O göz iyi iyi bir göz değil. Ters Tersturan A var burada. Hmm, direkt şu an görüyorum arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Şimdi ben bir tabii ki de bir açılım varsa geçmişten başlıyorum. Bunun da sebebi şey arkadaşlar. Yani bir kişi bir hayatı yaşarken 10 sene önce şunu yaşamış diye göremezsin onu falda. Ama son yaşadıklarınız mutlaka yansır psikolojinize, ruhunuza yansır, enerjinize yansıyor her şeyden önce. O yüzden zihninizce, gönlünüzce geçirdiğiniz son zamanlardaki gördüklerimi ben de de bir yorumcuyum. Haricinde bakıyorum bir insan arkanızı dönmüşsünüz, kopmuşsunuz. Bir insan havada duruyor. Siz böyle köklü bir şeyin üstündesiniz. Bakın havada duruyor. Yüzen insan olur mu? Yok. O yüzden de havada ayakları yere sağlam basmayan kararlarla karşınıza çıkmış. Siz de böyle dimdik hükümet kadın gibi, hükümet insan gibi duruyorsunuz. Garantici bir yapınız var sizin. Zaten aslında hesaplayarak, yarınları düşünerek attığınız adımlardan dolayı anladığım kadarıyla bu göz var. Çünkü falınız gerçekten temiz. Ee, dolayısıyla geçmiş hesabınızda da Zaten hep yarınlarınızı hesaplamak var Yani geçmişinizde de Yarınlarınızı düşünerek geçirmişsiniz yani Bir insan havada duruyor Sonrasında bir el sıkışmışlığınızı görüyorum şurada Aa, Bu arada benim gördüğüm Ekrana baktım da şu an hiç görünmüyor Bir flu mu acaba Neyse ee, şurada bir insanla El sıkışmanız çıkmış Yani şuradaki havada olan kişi Gelmiş burada El sıkışıyorsunuz El sıkışmışsınız tamam ama Ortada duruyorsunuz sağınızda solunuzda insanlar hatta iki insan ama üstünüzde insanlar. Etrafınızı böyle kalabalığınız sarmış. Siz böyle ortada duruyor gibisiniz. Baktığım zaman arkadaşlar bu ortada durmak arada kalmak anlamında değerlendiriyorum. Çünkü şey böyle ikisini de aslında iki tarafı da bertaraf edeceksiniz. Yani aslında taraf tutuyor değilsiniz açıkçası benim gördüğüm. Hani birileri sizi geçmiş belki de yakanız bırakmıyordur. Anlaştığınız kişi geçmişten anlaştığınız kişidir. i̇nsanlar geleceğinizden size ne yapıyorsun yarınlarını düşündünüz mü diyordur. Kaldı ki sizin tek niyetiniz gerçekten yarınları düşünerek hamleler yapmakmış gibi çıkmış. Bu enerjiyi de çok net alıyorum sizden. Dolayısıyla arkadaşlar arada kalacak mısınız? Aslında sonunda yine kendiniz dinleyeceksiniz. Çok silik çıkıyorlar çünkü. Ha birisi böyle sanki oturmuş sandalyesine sağlanırken sizin buradaki çabanızı izliyor gibi. Yaşça büyük çıkmış. Kişice geniş çıkmış. Yani şey olabilir. Ee, bu kişi sizin büyüğünüz. Oturup dinleniyor. Ama size müdahale etmiyor. Bakalım siz ne yapacaksınız diye izliyor olabilir açıkçası. E, da bir insan var evet. Bence kesinlikle izliyor diyebilirim. Baktığım zaman ama aldığınız kararları uygulama konusunda zorluk çekmiyorsunuz ya. Yani ben... Ee, ne derler hatta ben hep söylerim ya hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diye bir yapınız var Hani gördüğüm enerji o açıkçası bakıyorum uyguluyorsunuz gayet net bir şekilde şimdi şöyle söyleyeceğim parayla alakalı son 20 gündür ee, şöyle söyleyeceğim bu parayla alakalı bir sürecinizin olduğunu görüyorum. AS harfleri görüyorum. Bir kişi çok net konuşuyor. Birisi bu paradan dolayı yukarıdan tepeden bakıyor. Yani patronun havalık hava yaptığı. Ya da işte parayla alakalı bir durumun net. E ne diyelim ona? Hakikaten böyle bir boşluk durumu var ya. Havadan havadan bakıyor. Hani birileri çok böyle paranın. Meselesi, para meselesini görüyorum ama yukarıdakini tanımlayamadım niye o kadar havadan bakıyor ki bir insan parayı bulunca mı şımardı çevrenizde parayı bulunca şımaran birileri mi var anlamadım ama sizin kalabalık olarak o paraya baktığınızı net görüyorum herkes kendi rızkını ay, çapa atmışsınız bakın sizin para meseleniz borçsa da çapa atılmış borç ödenecek alacaksa da alınıyor ama siz borcu derken sizin borcunuz var diye yukarıdan bakan biri mi acaba o dedim önce bir Yoksa dedim ki parayı bulunca mı aran biri? Yani sizin para konularınızda size tepede size bakıyorlar arkadaşlar. Siz bakıyor değilsiniz söyleyeyim. Çünkü sizin bu konudan dolayı çok net çapa attığınızı görüyorum. Ve bu çapa ile ilgili inanılmaz hırslanmışsınız. E, çekik gözlü böyle şey gibi diyeyim. Öyle bir tane de, onun ünlü var ya. E, gözleri çekik çekik. Japonlar gibi. Çerkez gibi hatta böyle yani tam böyle Çin gibi, Japon gibi de değil, çekik. Gözlü bir insanın sizi izlediği çıkmış burada. Net ikinciye de gördüm arkadaşlar. O yüzden şuradaki bakar mısınız? Tam ucunda bir göz, kara kaş, kara gibi gö çekik gözleri var. Burada görüyorum aynı şeyi. O yüzden bir insan tarafından takip ediliyorsunuz. Bu nedir? Sosyal medyalar, medyalardan takip ederler sizi. Yüz yüze değilsiniz. Yani sizin ee, yüzleşmeye yüzü olmayan ama sizin hayatınızı çok merak eden Flörttür, uzaktan aşktır arkadaşlar. Platonik bir sevda anlatabiliyor muyum? Böyle uzaktan izleniyorsunuz. Tabii ki de herkesin hayatı farklı şimdi. Bunu nasıl yorarsan yor. İş yerindeki o kişi senden çok hoşlanıyor belki. Ee, ya da ne diyelim ona. işte bir teyzenin kızı var. Senin ne aldın makyaj malzemesinden markasını? <laughs> hani çok dikkat ediliyorsun aslında. Sen görmüyorsun, farkında değilsin. Sen insanlara kötü niyetle bakmıyorsun ama insanların senin bakış açısı ne giydin ne yedin nereden gezdin modundalar. Bilginiz olsun diyor bu fal size. E keza böyle önünüzdeki 15-20 gün kadarki süreciniz e, bu gözlenmeli, Çapaya attığınız parasal mevzu ile ilgili mücadeleli geçecek diyebilirim. Ama şöyle Şubat'ın özellikle 3. haftası mesela, yani 2. haftası, 3. haftası. Şöyle bakınca çok net paranın üstüne çıkmış iki kişi görüyorum. Böyle bakınca öpüşen iki kişi ve birine bakıyor görüyorum. E, bu mevzu birbirlerine bağlantılı bir 1 2 3 kardeş diyebilirim. Sadece sizin e, bir tane şu kof bir ağaç. Bakın. Kendi muradınıza, kendi alacağınız hakka, kendinizin atacağı hamlesine, kendi ellerinizle şöyle bakınca çok net kalpte çıkıyor zaten. Orada bir öpüşen çift var. Kısmetiniz var. Muradınıza ereceksiniz. Ama kendi topunuza sıkmayın. Niye koflatıyorsunuz? Kof olacak bir şey yok. Koflatıyorsunuz derken şöyle çok saçma bir cümle oldu. Bakın oradaki kof bir düşünce, kof bir sıkıntı, kof bir niyet. Yani kaygılarınız yersiz, boşu boşuna düşünce, yersiz yere kendinizi olumsuz doldurmak, kof boş. Yani bunu yapmayın kendinize. E yoksa köklü bir ağaç, öpüşen bir çift, çok da güzel bir kar, aracı. Yani üç kişi var. Benim anladığım kadarıyla bir aracı olacak sizin ilişkinize bir yardım, destek ne diyelim bunun da her neyse keza iki kişi öpüşü pozisyonda oluyorsunuz. <laughs> Ve de bu çok da güzel bir ağaç meselesi. Yani bir murada ermektir, çınar ağacıdır. Simge olarak hayat hani murata erdirecek size der faldaki simgesi budur dolayısıyla önünüz yolunuz açık özellikle şubat ayının ortasından sonra aşkla alakalı çok güzel devamlılığınız var oturmuş namaz kılan secdede duran bir insan duruyorum görüyorum hani önünüzün gerçekten açık olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar ve hiç ummadığınız bir yolda açılıyor zaten yani nisan ayına doğru özellikle hiç ummadığınız bir yol mudur hiç tahmin etmediğiniz bir çıkış noktası mıdır aldığınız yeni karar yeni sayfa yeni bir hayat çizelgesi midir? Gerçekten fiilen gidilesi yol mudur? Ha benim memleket etmem gerekiyor planları ne zaman? Nisan ayında olur. E benim memlekette miras paralarımla ilgili işlerim var ne zaman? Nisan ayında olur. Yani Nisan ayında görünen bir yol bu yeni karar demektir. Yeni sayfa ve yeni yol demektir. Ama bu Nisan'dan önce olacak bir şey değil ki. Özellikle Mart'ın haftası. Yani Mart'ı ve Nisan ayını çok temiz. Ak pak, pür pak diyebilirim. Şubat ayında hayatınıza kesinlikle bir aşk girecek diyebilirim. Haricindeki gözü o yüzden alıyorsunuzdur. Yani bu kadar mı olur her şeyi tıkırında ya bak nasıl da mutlu hepsi iyi gitti falan gibi diyen insanlarınız da olabilir arkadaşlar. Açıkçası nazarınızın sebebi bunun olma ihtimali çok yüksek. O yüzden benim naçizane sadece tavsiyem arkadaşlar size. Şey... Ee... Felakla zinşirah ve defne yaprağı ve dediğim gibi sirkeli suyla silmek çok net gözünüz var. Çünkü hayatınızda bazı şeylerin artık bugüne kadar şey gibi düşünün. 50 yaşına kadar geldiniz, çektiniz, itildiniz, kakıldınız, atıldınız, şartlarınız sordu. Böyle hani çok kötüsü, çok kötüsü, çok kötüsü. Sonra birden aşkta çok kötü şeyler yaşadınız. Birden hayatınıza yeni biri girdi. Emekli de oldunuz. Borçlarınız da bitti. Evinizde almıştınız zaten. Yani bir mücadele edecek, borç ödeyecek, parasızlık çekecek şey kalmamış. Hayatınıza da biri girmiş. Düşünün ki aman Allah'ım yani ikinci bahar tam olarak. Ay şimdi ikinci bahar dedim ama burada sürekli takip eden arkadaşlarım var. Selamlar arkadaşlar. Ben hepinize tabii ki de gönülden dokunmak istiyorum. Her birinize keza bunu hissediyorsan zaten bakımıma devam ettirebiliyorum. Ee, hani bunu hissede de bakabilen biriyim öyle değil mi ya da şimdi yaş olarak hatta isim olarak sayabilirim o kadar çok bir aynı kişi, yani o kadar çok takibi seven arkadaşlarım var ki yaş vermişler ellerinden öpüyorum 60-65 yaşlar benim çok çok saygı duydum yaşlar yani ben istemiyorum benim evlatlarım torunlarım benim ikinci baharım demiştiniz gönlünüze göre yaşayın yani ama burada işte çok güzel bir bahar var öyle söyleyeyim ama torun ton mutluluğuyla mutlu olduğunuz içindir Burada sanki çektiğiniz çilelerin artık karşılığını görme günü gelmiş. Çekilen çilelerin karşılığı yani çekilen cefalar sürülen sefalar dönemi artık. Ee, o yüzden şöyle arkadaşlar evet işinizle ilgili köklendiğiniz yolunuzun ee, çok net bir şekilde aydınlandığını İş kariyer hayatınızla ilgili parasal bir sorun vermiyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani siz zamanda dediğim gibi siz cefa sefa. Hanedeki 3 üç, üç kişi bence ya. 3 kardeş bir şekilde konuşmalar halindesiniz. Ama ay doğmuş, güneş doğmuş. Yani yıldız doğmuş. Bunun adı bu net artık. Hani sizin önünüz aydınlık ya. Bulutlar güneş doğmuş. Kalkmış gitmiş o kara kara bulutlar. O yüzden aha, ailedeki gelişmeleriniz en geç Mayıs ayı itibariyle. Hepsi bitmiş olur. Önünüz çok aydınlıkta bu anlamda. Aşkla alakalı da biri dik duruyor arkasında biri var zaten bu insan yunus gibi çıkmış bildiğiniz yunus balığı gibi ya, hakikaten çok dedikodunuz var yani arkadaşlar siz böyle güzel bir hayat yaşadıkça insanlar da bende olan onda hani olmasın ya da bak onda ne kadar çok bende niye yok düşüncesi çok oldukça maalesef nazarda böyle negatif enerji de devam eder yani o yüzden buradaki insanın çok net beraberliğinde koca bir yunus çıkmış değil ki ee, hani balık Doğru insanla doğru ilişkiler içerisindesiniz. Bana kalsa 15 gün sonra, Şubat'ın 15'inden sonra hayatınıza giren insanla beraber yolculuğunuzun devamlılığı olacak. Yani bence öyle ama tabii ki de hayatınıza kimsenin girmemiş olduğunu, belki de istemediğinizi düşünüyorsak da bu işte hayatınızdaki kızınızın, evladınızın. Böyle çift gördüğünüzde mutlu olacağınız kim varsa onun evliliği güzel gider. Onun çift oluşu, partnerliği yolunda. Yani çok net bir şekilde biri gidiyor, arkasından tın, tın gidiyor ve çok konuşuluyorlar hatta büdü gibi yani. Çok ne kadar tatlılar eli büdü derler ya hani o misal güzel yakışan bir çift. Yolunuz açık arkadaşlar. aydınlıkta olsun inşallah. Ben görebildiklerime rehberlik etmeye çalışıyorum elbette ki ama her geçen gün yeni bir bakımla karşınızda oluyorum. Hakkınızda el sol neyse olsun isterim tabii ki de adınıza. Şimdi eee falımın tamamını yani ben şöyle falımı bitirdim şu an. Ama olumlama sohbetime devam ediyorum. İlk kez izleyecek arkadaşlarım kalmak isteyenler kalabilir. Ama e, tabii ki de veda etmek isteyen arkadaşlarım vedebilir. Çünkü ben bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Yani sizin falınıza bakmışım. Mutfağınızdayım misafirimi sonra sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum. Ve bu enerjiyi sizlerden aldığım için de devam ediyorum. Sonuna kadar izleyen çok arkadaşım var. Herkese selamlar. Allah hepimizin gönlüne göre versin diyorum. İnanın bana kalbinize gönlünüze sağlık. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyorsunuz ya aslında bu sizin sayenizde oluyor. Çünkü çok basit, sıradan ve çok hatta çirkin, seviyesiz eleştiriler, yorumlar yazanlar da olabiliyordu. Başlarda çok kafam takılıyordu. Ne oluyor diyordum ya bir emek var burada. Hani bana dedin ama artık yorum yazanlara nasıl bunu yapabilirsin diyordum. Sonra sonra sizlerden gelen destekle tabii ki de artık ben de takılmıyorum dahi. Çok şükür gelmiyordu ama böyle gelenleri de gerçekten çok saygısız buluyorum. Yani emeğe saygısızlıktan ziyade kişinin kişiye saygısızlığı aslında o. Hani ben kendimi geçiyorum oradaki yorum yapan bir sürü insan var. Onlara da aslında demiş oluyor. Bir tek sen misin diyorum yani bu insanın bu kadar insan arasında akıllısı. Hani ne, ne acaba ne yaşıyor bu insan diyorum. İşte sonra başlıyorum şey arkadaşlar ya. Yani süreç yaşattı bize bunları. Maalesef gerçekten psikolojik olarak zorlandık. Yani maddi manevi hayatımız yolundaysa bile. Çok kaygılı insanlar oldu. Görüyorum gerçekten. Yani insanların yaklaşım şekilleri kişiyi kendisini belli eden şekillerdir. Hani görüyorum yazan var, yorum yazan var, mesaj atan var. O yüzden... Yeter artık diyorum. Yeter ki bitsin. Sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak. Su yatağından gidiyor. Kul kuruyor da kader gürüyor aslında. O yüzden arkadaşlar sizler de psikolojik olarak da kesinlikle kendinizi modunuzu düşünmeyin. Yarın umudunuzu o modunuzu yitirmeyin. Her inişin bir çıkışı mutlaka oluyor. İndiysek çıkacak. Çıktıysak da inecek bu insan diyor. Yani aslında hayat Burada sadece önemli olan etme bulma dünyası olduğunu unutmamak edende buluyor. Kim ne yaşattıysa bulacak. Sınav dünyasındayız. O yüzden umudunuzu yitirmeyin. Tabii ki de size kötülük yapan en yakınlarınızda hisse de beddua etmeyin. Onun negatif enerjisini üstünüze almayın arkadaşlar. Onu bırakın evrene gönderin. Siz meselenizi kapatın evren ve Rabbim gerçekten onu zamanı geldiğinde veriyor. Tecelli ediyor yani ilahi adalet. Ben buna gönülden inanıyorum arkadaşlar. Benim söyleyebileceklerim elbette ki böyle. Negatif enerjinizi Atın, uzak tutun karşı tarafını özellikle. Kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri de sizin olsun. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Üç buket temennisidir. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Ve hepiniz hoşçakalın.